Bravo. Ana oğul. Güzel iş. Parçalar tıkır tıkır oturuyor yerine. Dersi iyi çalışılmış. Ezberi güzel. Rıdvan çay bana. Araba bu. Galeriden alınan. Etilerden hareket ediyor. Belli bir mesafe sonra görüyoruz. Yürüyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Telefonu unutmuşum da. Lan çadırdan büyüdün oğlum. Kapıyı tıklatsana ya. Al çık hadi telefonunu. Arkadaş bu tedirginlik hali de nedir bendeki böyle ya? Hayır Pars tehdidi de kalktı üstümüzden. Ben hala tırsıyorum yemin ederim ha. Neyse ya. Yaşasın özgürlük ya. Ha? Nerede kalmıştık? Ha. Gördüğünüz gibi sıfatı görünmüyor sıfatsızın. Şapka takmış. Doyamamış bir de kapşon geçirmiş başına. Şurada bir trafik cezası yiyor. Sistem fotoğrafını çekmiş ama tabii çakal tedbirli. Göründüğü kadar saf olmadığını ispatladı zaten. Pislik. Devam et sonra. Sonra konteynere doğru hareket alıyor. Burayı hızlı geçiyorum savcım. Enteresan bir şekilde eve gitmek yerine Galata'ya gidiyor. Arabadan iniyor, yürüyor ve ara sokakta gözden kayboluyor. Nereye gittiği belirsiz. İşin tuhaf yanı ofise de çok yakın ama ofise gitmek yerine başka bir yere gidiyor. Nereye gider bu şerefsiz? Bilmiyorum yani orada tanıdık biri var mı? Ne yaptı acaba sonrasında? Madem sahadayız, madem işbirliği yaptık. Hoş geldin Ceylin benim taktiklerime. Buradan bakarak anlaşılmaz o öyle. Cinayet masa başından çözülmez. Yanlış mıyım Eren? Doğru savcım. Gidip bakacağız. Uzaktan kumanda işlemez bende. Oo hoşuma gitti. Bu arada şu valize taktım. Bütün ailenin sosyal medyasına girdim. Hepsine çöktüm. Altından gireceğim, üstünden çıkacağım, bulacağım. O kül tablasıyla ilgili, valizle ilgili mutlaka bir şey bulacağım. Allah'ıma kitabım bak. Bir şey bulayım. Sonucunu getireceğim ya. Hadi kaçtık. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ah. Ah. Oh. Kalbim böyle göz kafesinden çıkacak gibi. Suhal'di değil mi? Evet. Ne güzel tınısı var isminizin. Suhal. Yakışmış size de. Teşekkürler. Uzanın siz. Şimdi serum alınca rahatlarsınız merak etmeyin. Ya uzanmama yardım etseniz. Başım fırıl fırıl. Ayaklarım da boşlukta sanki kayıp her an düşecekmiş gibiyim. Doktor bey de dedi ya Pars bey. Ah. Hafif bir panik atak geçirmişsiniz. Toparlarsınız hemen. Sonra bir uzmana görünün ama. Siz öyle diyorsanız. Şimdi dinlenin sonra yine gelirim. Ya şey hani gitmeseniz yani eğer işiniz yoksa yani odada bir nefes daha istesem o kadar iyi gelecek ki. Kalırım tabii. Hem fazla hasta da yok zaten. Sizi zorlamıyorum değil mi? Eğer zorlarsam üzülürüm yoksa. Yok canım bir şey olmaz. Rahatsınız değil mi? Hiç bu kadar rahat olmamıştım. Bulacağız artık değil mi? Bulacağız. Ensesine yapıştık bırakmayız merak etme. Potansiyeliniz beni ürkütüyor sayın savcım. Ürk. Baba. Siz hayırdır gece gece? İş peşindeyiz de sen? Emekliliği de mesaiye bağladılar. İşte öyle ha deyince olmuyor.
halledilecek bir sürü mesele var. Evde daralınca ben de kendimi dışarıya attım. Görüşürüz. Emeklilik? Baban daha çok genç değil mi ya? Yorulmuş. Kendi istedi. Kolay gelsin arkadaşlar. Buyurun amirim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir cinayet soruşturması için son 24 saatteki kayıp şahısların dosyasını istiyorum. Derhal amirim. İki kadın, orta yaşta. Biri dul, çocukları geldi. Diğeri bekar, ailesi başvurdu. Bir de erkek, 50 yaş üstü. Çıkmış evden işe gidiyorum diye dönmemiş amirim. Yani kafamda bir tek ofis var. Acaba ofiste bir şey saklamış olabilir mi? Ne diyorsun? Gidip şu an gözaltındayken baksak mı? Önce bir arabayı park ettiği yere gidelim. Bir adımlarını takip edelim. Vay be. Demek normalde böylesin. Hayır, ben yapma Ceylin, dur Ceylin demene alışığım ya refleks olarak. O geçti, geçmiş olsun. Vekaleten başsavcım olan Pars göreve çağırdı beni. Ben böyle çalışırım. Olayda kim varsa yerine koyarım kendimi. Yürüdüğü yolda yürürüm, anlarım, hissederim. Doğru ancak böyle çıkar. Helal. Masa başı yok diyorsun yani. Tarz meselesi, kim öyle, kimi böyle. Olmayan arabaya doğru yürüdük fark ettiysen. Aman alışkanlık. Neyse boş ver, arabayla mı dolduk ya? Taksiye atlarız artık, inşallah bulursak. Hah. Abi bir gör ya. Çok havalısın. Buyurun. Teşekkür ederim. Devam edelim.